Yunus'a dönelim şimdi tekrar. Yunus, şeyi merak ediyorum. Diyorsun ki hani bir takım komplo teorileri atıldı. Ne diyorlar mesela? Bir adam var, pedofili vakası nedeniyle yeniden tartışma içinde, hapishanede ölmüştü, Epstein. Onunla bağlantılı bir komploda yapıyorlar mı bu konuyla ilgili? Kesinlikle, özellikle bu 1 Ocak'ta mahkeme belgelerinin parça parça kamuoyuyla paylaşılmaya başlanmasından sonra insanların doğal olarak aklında bu pedofili çeteleri, bu pedofili toplu ilişkiler ve bu ayin gibi, hani ritüel gibi satanik toplanmalar, işte adalarda herkesten gizli küçük kız çocuklarını götürmeler, orada ilişkiye girmeler haberlerinden sonra bu görüntüler çıkınca New York'un göbeğinde tünel, gizli geçit, karşısında çocuk müzesi, çocuk arabası, bebek arabası, puset ve kanlı yatak. İnsanlar bunları birleştirince ve kamuoyuna yeteri kadar cevap vermedikleri için doğal olarak bu komplo teorileri bir anda ayyuka çıktı. Epstein olayının bir hafta önce gelmesi bu komplo teorilerinin alevlenmesinde işe yaradı mı derseniz büyük ihtimal bir etkisi olmuştur. Ama bir sinagogun altında gizli tünellere giderken yine söylüyorum, hani puset, kanlı yatak gibi bir görüntüler insanların aklında bir anda hani kafa karıştırdı, mide bulandırdı. Yani o Epstein olayıyla bağlantı kuranlar var o zaman, öyle mi? Şimdi orada da şöyle, biz bunu geçen hafta bir bültende açıklamıştık. Orada da mantık şuydu. Şimdi Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell, İngiliz sosyete. Meşhur. Babası Bob Maxwell. Evet, babası Medya ünlü Bob Maxwell. imparatoru. Medya imparatoru, medya patronu, Yahudi kendisi. Mossad'la ilişkileri olduğu söyleniyor. Epstein'in evine Ehud Barak, eski İsrail başbakanının düzinelerce kez gittiği söyleniyor. Ve bu adaya gidenler arasında çok güçlü, çok etkili devlet başkanları, başbakanlar, ünlüler olduğu biliniyor. Burada da şu soru soruldu. Epstein'in yolu Mossad'dan mı çıkıyor? Epstein farklı istihbarat örgütlerinin bir aparatı mıydı? Burada çocuklarla ilişkiye soktuklarında örneğin şöyle bir iddia ortaya atıldı. Bill Clinton ve Prens Andrew'un cinsel ilişki kasetlerinin Epstein'in elinde olduğu söyleniyor. Bunun gibi işte Bill Gates'le, Michael Jackson'la, David Copperfield'la, daha birçok ünlüyle arkadaşlığı var. Hepsi illegal bir ilişkiye girmiş mi? Hayır, bunun kanıtı yok elimizde. Ama yine insanın aklında bir soru oluşuyor. Acaba daha kimler kimler bu adaya geldi? Hatta mahkeme belgelerinde çok tanınan bir başbakan, devlet başkanları ve güçlü yöneticiler, iş yöneticileri olduğu Abi söyleniyor. adam resmen. Bunları cebine mi? Bunları cebine koyup şantaj mı yaptı? Aa evet, Ve böyle burada şey gibi ya, bu hani evet. FETÖ yapardı bunu değil mi? Böyle FETÖ tarzı. Bir Tabii. tabi ulusal, küresel bir şey yani. Tabii. Tabii. Çok acayip bir adam. Bunun izledin mi sen belgeselini? Çok Evet. Korkunç Zengin diye bir Evet, evet. belgesel var. Evet. Bütün detaylarıyla anlatılıyor. Yani adası var, süper zengin. Böyle kızlar kandırılıyor ama reşit olmayan, hani daha henüz çocuk yaşta kızları Sapıklık oradan kandırıyorlar, zaten. adaya 10 götürüyorlar. yaşa kadar. Adalar, jetler, zenginlik, olay patlıyor. Adamı hapse atıyorlar. Hapishanede de intihar mı ediyor? Nasıl öldü bu adam ya hapishanede? Ortadan Şöyle kaldırıldı. şüphelenmekte. Hapishaneye Şüpheli bir atıyorlar ölümle. bunu. Şüpheli Bir bir ay ölüm. sonra hücresinde kendini astığı söyleniyor. Ama bununla ilgili ne kamera görüntüsü Hiçbir var, kanıt yok. Allah'ın Yok. işi. Allah'ın işi o anda gardiyanlar görmüyor, kendini asıyor ve Epstein ölüyor. Hakkı rahmetine kavuşuyor ama Peki orada da soru gerçekten şu. öldü mü? Epstein çok mu şey biliyordu? Heh, o işte zaten Abdülkadir Bey. Çok mu şey Gerçekten öldü. biliyordu? Müthiş şeyler biliyordu. Büyük ihtimal. Bir de şöyle bir mantık da var. Şimdi Epstein burada küçük kızlara tecavüz ediyor. Burada cinsel tacizde bulunuyor. Hani partners in crime, yani suç ortağı Ghislaine Maxwell, uzun dönem hayat arkadaşı. Diyelim ki o adaya gittiniz. Hiçbir şeye de bulaşmadınız. Ama gitmese de gitti derler muhabbeti oluyor ondan sonra. Yani
Buraya gittiğiniz an siz de onunla bir pislik size bulaşıyor. Mesela Trump'ın fotoğrafları olduğu için özellikle son zamanlarda çok yıpratıldı. Şimdi illegal bir şey yaptığına dair bir bilgi yok. Ama bir anda Trump da Epstein'in dostuydu. O da çocuklara yöneliyordu gibi. Peki Yüzden Yunus, de o ben... bu Epstein vakası da son dönemde bu isimler, bu dosyalar, adam ölmüş gitmiş, nasıl çıktı ortaya? Şimdi kurbanlardan biri Epstein'e dava açmıştı. O dava tabii hani önceden bahsediyoruz çünkü Epstein yok artık öldü. 4 sene, 5 seneye yaklaşıyoruz. Öldü. Daha sonra ya da öldüğü iddia, yani resmiyette öldü. Kağıt üzerinde öldü. Davanın hakimi zaten bu isimlerin hemen hemen hepsi medyaya yansıdı. Bu konu toplumu da ilgilendiriyor. Ondan dolayı ben bu mahkeme belgelerinin mührünü kaldırıyorum. 1 Ocak 2024 itibariyle dedi. Ha, Mahkeme açtılar. belgeleri de evet kamuoyuna açtılar. Bu da bazı yerlerinin üstü kapatılmış, bazılarını hala gizli tutuyorlar bilgilerin, bazı isimler, yerler, lokasyonlar gibi parça parça kamuoyuna açıklanıyor. Burada insanların bir de aklını karıştıran Türkiye'de dahil mi bunun içine? Türkiye'den de çocuk kaçırıldı mı gibi sorular soruluyor. Çünkü mahkeme belgelerinde hakim bir soru soruyor tanıklardan birine. Arasında Türkiye'yi de sayıyor. Türkiye'den işte oradan buradan çocuklar kaçırıldığını da ima etmiyor mu bu yaşananlar deyince cevap vermiyorum diyor tanık. Bu çünkü biraz onu da hemen düzeltmiş olalım. Bazı yerlerde Türkiye'de dahil, Türkiye'de bunun içinde diyorlar ama o bir soru cevaptan ötürü yakalanmış. Kadın cevap vermiyor Türkiye'ye. Evet demiyor. Bir dakika. Soru nasıl soruluyor? Cevap nasıl veriliyor? Bir daha tekrar etmen mümkün mü lütfen? Soru şöyle soruluyor mahkeme belgelerinde. Tabii onun öncesi de olduğu için bağlanmış. İşte hani farklı yerlerden çocukların, küçük kızların kaçırılıp Epstein'in adasına ya da Epstein'in olduğu bölgelere özel uçaklarla, jetlerle götürülmesi konusu geçerken tanığa şu soruluyor. Peki bu Türkiye ve diğer ülkeleri hatırlamıyorum ondan dolayı spekülasyon yapmayayım. Türkiye ve bu ülkelerin de dahil olduğu anlamına gelmiyor mu diyor tanığa. Tanık da cevap vermek istemiyorum diyor. Peki o zaman bu 99 depreminde Türkiye'de kaybolan çocuklar iddiası var. İşte bu da o iddiayla böyle bir bağlantılandırılıyor filan. Buradan mı çıkıyor bütün tantana yani? Bu soru ve bu cevaptan mı çıkıyor? Biraz öyle o soru cevaptan çıkıyor. Ayrıca tabii Bill Clinton'ın hemen 99 depreminden sonra burada olması, işte Aman çocuklarla çok zorlama fotoğraf değil mi ya? vermesi biraz evet Çok. Çok. yani Efendim, Bill zorlama. Clinton Ondan orada dolayı çok hani güçlü bir bir destek fotoğraf Bill verdi. Clinton da Geldi. Epstein'in Yani onu adasına söyle. gitmiş çok yakın arkadaş. Ondan dolayı Türkiye'de hani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir Türk kız çocuğu bulmak istese 99 depreminde buraya Ya. gelip yani istediği gibi bulur Bill Clinton. Yok abi, o konuşmaya bile Olacak değil. değecek bir Evet, şey değil. konuşmaya Peki değmez. yani ciddi ciddi bu iki soru soracağım. Bir, Amerika'da bu ABD'de sinagogun altında gizli tünel. Sinagog altı gizli tünel bayağı bir tantana konusu mudur? Yani bayağı konuşuluyor mu? Yoksa hani üstünü Sosyal kapatıyorlar mı? medyada evet, ana akım medyada hayır, Washington DC'de hiç hayır. Hayır, hayır. Sadece sosyal medyada Enteresan cevap. konuşuluyor o zaman, Bir öyle şey mi? söylemişti, tekrar onu hatırlatabilir miyim? Aynı tünel Amerika'da bir caminin altında Söyledi, çıksaydı Yunus şimdi ne söyledi. olurdu? Yunus söyledi onu zaten, Söyledi evet. onu. Ha, bir daha hatırlatayım Tabii, bir diyorsun. Evet, doğru. hatırlatıyorum. Yani şey olmasını da istemiyorum ben Ahmet Bey. Yani, Tabii. ya Müslümanız yine mi mağdur olduk değil. Ciddi anlamda hani bir hani burada yaşayan bir Türk olarak, bir Müslüman olarak. Çünkü 11 Eylül'den sonra çok yaşandı bunlar. 11 Eylül'den sonra rastgele sokaktan Müslüman mahallelerinden insan toplayıp sorguladılar. İnsanlar kayboldu. Uzun süreler geri dönemedi. Ben belgeselini yaptım. FBI nasıl Müslümanları tuzağa düşürüp tutukluyor. Bunların hepsini biliyoruz. Eğer bir caminin altında gizli tünel bulunsaydı, orada işte yataklar, çocuk pusetleri, çocuk arabaları bulunsaydı ben tahayyül edemiyorum nasıl bir medya alevlenmesi yaşanacağını ve özellikle siyaset kongre. Ya bu arada bizim yine Musa'dan bir şey var, diyor ki Epstein'in pilotu varmış, Nadia Marchenko isimli bir pilotmuş bu. Bu pilot galiba kadın pilot. Türkiye'den kız çocuklarının ABD'ye kaçırıldığını itiraf etmiş güya.
Böyle bir haber dolaşıyormuş. Evet, onu ben de okudum. Doğru olabilir mi? Bu var mı kayıtlarda böyle bir şey? Yoksa bu bir sosyal medya palavrası mı? O mahkeme belgesini görmedim. Benim gördüğüm mahkeme belgesi biraz önce anlattığım. Hani Musa Bey ulaştırabilirse belki birlikte bir... Yok yani Musa da bunu dolaştırılıyor diyor. Böyle bir haber dolaşıyor diyor. Nadia diye biri gözaltında mı? Pilot, kadın pilot. Bu tanıklardan biri Nadia. Ha, tanık. Kadın değil, erkek. Hayır hayır, kadın. Nadia kadın. Nadia isminde erkek olmaz Melik. Melik sevgili Nadia. Pardon ben. Ha tamam. Ya yok, bir adam fotoğrafını koymuşlar da ben onu şey zannettim. Nadia sandım. Bu Epstein'in fotoğrafıymış. O Epstein'dir, evet evet. Ya bu Epstein de bir acayip adammış. Evet, ya. Evet. Ya öldüğüne inanmayan insan sayısı oldukça fazla mı bu arada? Bir daha söyle abi. Öldüğüne inanmayan insan sayısı çok fazla. Ben hiç böyle şeylere para bozdurmam. Bende de o kuşku var. Var değil mi? Kişilik olarak. Ben de şöyle düşünüyorum. Anında öldürdüler, adamı yok ettiler bence. Yani ben intihar ettiğine bir defa hiç inanmıyorum. Yok, intihar yani. Mümkün değil. Evet. Ya öldürdü. Yani öldüyse zaten ortadan intihar kaldırır. Değil, öldürülmüştür. Ama ben yani öldürüldüğünü de düşünmüyorum ya. Yani hakikaten adli tıp raporu olmadan onun öldüğüne inanmam ben. Peki Yunus, Amerika'da Epstein için ölmedi, yaşıyor ya da öldürüldü geyikleri yapılıyor mu? Kesinlikle. Hatta şunu söyleyebiliriz. Amerikan halkı içinde en itibar gören komplo teorilerinden biri desek yanılmış olur muyuz? Pek sanmıyorum. Çünkü kimse konduramıyor. Yani bu kadar cani, pedofili çetesi adeta yöneten, bu kadar güçlü Hayır. insanlarla ilişkisi olan biri bir ay içinde hapishaneye atıldıktan sonra kameralar yok, gardiyanlar görmüyor, kendini asıyor. Bu Epstein'in Mossad'la bir irtibatı var mı? Bu soru soruluyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki izleyenler ya şimdi de abartıyorlar demesinler. Bu 3 yıl önce Times of Israel tarafından atılmış bir başlık. Epstein'in Mossad ilişkileri bakmaya değer. Hani kazmaya, kazımaya değer. Bir hikaye diye. Epstein'in Onlar da sorguluyor bunu. Epstein'in Mossad ilişkisi. Şimdi şöyle. Bu kadar ünlü iş adamı olsun, başbakan olsun, devlet başkanları olsun mahkeme belgelerinde bu suçlamalar. Peki siz bunları cebinize aldıysanız, sizin dediğinizden çıkmıyorsa, çünkü kanıt var. Siz çocukla ilişkiye girmişsiniz, toplu ilişkiye girmişsiniz. Şimdi bu siyasetçileri, ünlü iş adamlarını istediğiniz gibi yola getiremez misiniz? Ben ne dersem yapmak zorunda. Tabii. Peki o zaman Epstein kim için çok değerli bir hale geliyor? Mossad. İstihbarat örgütleri için yani tabii. CIA'dir. Mossad. Yahudi hatta yani biraz önce kendisi Yahudi zaten. Aynı mantık. Ya Yahudi olmasından ziyade Mossad'la bir irtibat. Ha, Yahudi olduğu için Mossad'a daha yakındır yani o anlamda. Olabilir söylüyorum. Yani. Kendi arada istihbarat örgütüne. İntihar etmediğinin bir göstergesi de dipnot olarak düşün, bir de ilginç bir bilgi olsun. Dünya ulusların intihar oranları vardır. Yahudiler en az intiharın en düşük olduğu ülkelerdendir. 145. sırada gelir 190 ülke arasında. Türkiye de çok düşüktür. Yahudi, o insanların konu dinle ilgili değil. Çünkü tabii. Müslüman ülkelerde ilk sıralarda olanlar var. Toplumların dayanıklılık şeyini gösteriyor bir bana. Bir numarada İzlanda mı var? Neresi var? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum da ama Yahudilerin 150. falan geldiğini biliyorum. Peki bu yani bu artık tabii seks meselesi de değil. Yani bir pedofili. Seks. Yani, korkunç, mide bulandırıcı, iğrenç. Küçük çocuklara resmen musallat olmuşlar. Bir de onu görüntülerini almışlar. Nasıl? Bir de onun görüntülerini almışlar. Almışlar. Yaptıkları yani, iğrençliği. Hani şey değil böyle bazen hani bir takım kadınlar işte bir takım işlere sokulurlar, görüntüleri alınır. Yani yetişkinler arası bir iş değil bu. Değil. Korkunç olan ve mide bulandıran kısmı burası yani. Yani öbürü bunun yanında masum kalıyor yani. O hani yetişkinler arası. Yalnız
tuzak. Bunun yanında hiç. Bill Clinton'ın yani 22 kere falan gittiği söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum. Yunus. Doğru mu Yunus? O adaya. Şey kaç kere gitti dediniz? 22. Clinton. Barack'ın mı? Ha Clinton'ın. Clinton için 22 kez o adaya gitmiş diyorlar. Yani dava dosyasında 22 kez diye geçiyormuş. Niye duydum bilmiyorum yanlış mı doğru mu? Tam 22 hatırlamıyorum ama sizin dediğiniz doğru Hakan Bey. Defalarca gitti. Zaten onun en yakın arkadaşlarından biri oldu. Ha, burada tamam. iki tane çok suça bulaşmış yani suça ortak olmuş kişiden bahsediliyor. Hmm. Prince Andrews and, ve Bill Clinton. Evet. Prince zaten başı çok büyük belaya girdi. Saray açıklamalar yaptılar. Bunu biraz uzaklaştırdılar falan öyle şeyler hatırlıyorum değil mi Yunus? Tabii olaydan sonra. Queen, Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu ve büyük leke getirdi kraliyet ailesine ondan ötürü. Ve bunların işte bir iddiaya göre Bill Clinton ve Andrew'un, Prince Andrew'un cinsel ilişki kaseti olduğu söyleniyor. Bu da 1 Ocak'tan sonra yayınlanan belgelerden birinde var. Onlar biraz daha dediğim gibi hani işe fazla bulaşmış. Ve bir kişi şöyle söylüyor, tanıklardan biri. Bill Clinton için şöyle deniyor. Kızları genç seviyor. Dediği yani ortamda söyleniyor. Yani gençlere karşı bir zaafı olduğu anlatılıyor. Hatta Bill Clinton'ın, Hillary Clinton'la hayatının kitabını okumuştum birkaç kez. Bill Clinton'ın çok travmatik bir gençliği var annesinden ötürü. Sürekli eve erkek getiriyor. Babayı erken yaşta kaybediyor. Ondan dolayı cinsellikle çok çarpık, çapraşık bir ilişkisi var. Ve zaten bunu hani o stajyer skandalında Hillary Clinton'la olan ilişkisinde de gördük. Yani Bill Clinton gerçekten Monica. travmatik bir çocukluk yaşamış. Cinsellikle tuhaf bir ilişkisi olan bir adam. Ama peki, ben Amerikan başkanlarından hayatını okuduğum dünyada en başarılı başkan. Orası ayrı. Vay. Peki bu tünelle bu pedofili vakası arasında gerçekten çok ciddi bağlantılar kuranlar var mı? Yani bu da böyle bir sosyal medya geyiği mi? Yani ana akım medyada hiç yer verilmediği için ve konuyu enine boyuna tartışmadıkları için şu an için evet yani sosyal medya tırnak içinde geyiği olarak kalmış durumda. Ama hani birçok şey var sosyal medyada hani geyik olarak başlayan çok işte komplolar ondan sonra aslında bu insanlar haklıymış denilen olaylar da oluyor. Hatta hani belki birazdan konuşuruz bu işte şey savunma bakanının falan kanser olması haberinin olmaması çok tuhaf şeyler de önümüze geldiğinde bazı insanlar haklıymış dediğimiz oluyor.